Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mif'alun, mif'alun, efendim burada gördüğünüz gibi mif'aletün vezinlerinde gelmiş olan ismalet örnekleri var. Bir bunlar üzerinde duracağız. Kısaca duracağız arkadaşlar. Burası konu itibariyle ismalet vezinlerinde gelen ismaletlerdir ama yine de şöyle söyleyelim. Bunun sözlüksel boyutu da söz konusu. Aslında bir nevi efendim kelime çalışması da yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar hemen bakın mif'alün dedik. Şöyle yaklaştıralım. İşaretleyicimizi açalım. Bakalım kelimelerimize. Biraz inceltelim. Evet. Bakınız kassa mikassun. Mikassun makas demek. Kassa fiilimiz kassadır. Kassa fiili kesti, kopardı, kırptı anlamlarına gelmekte. Tabi hikaye anlattı gibi anlattı anlamlarına da gelmekte. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Diğer bir fiil ismi aletimiz mikvedün. Mikvedün yular ya da direksiyon anlamına gelmekte. Şimdi bunu fiil kökü kadedir. Kade de sürdü, komuta etti anlamındadır. Mesela sürme aleti, komuta etme aleti şeklinde mikvet Türkçe'de direksiyon ya da yular olarak kullanılmakta. Kassadan da düşündüğümüzde de aynı mantık geçerlidir. Mesela mikassun kesme aleti, kırpma aleti, efendim koparma aleti şeklinde düşünebiliriz. Ki zaten makas da işlev olarak bu görevi görmekte. Efendim defam edelim. Defa mesela defa fiilimize baktığımızda itti attı anlamları da var. Defetti anlamları var. Bakınız midve'un, midefe'un top anlamına gelmekte. Top ne yapıyordu? İşte içine mermi koyuyorsunuz. Ateşleme yapıyorsunuz. Mermi ya da o gülleyi neyse atıyor. Midve'un top aleti ya da atma aleti şeklinde diyebiliriz. Tabi midfa kelimesi sözlükte de top olarak görmekteyiz değerli arkadaşlar. Askeri bir alettir desek daha isabetli olur. Devam ediyoruz. Necele fiilimiz var. Mincel arkadaşlar. Tırpan demek. Şimdi necele fiiline baktığımızda sözlükte şunu görmekteyiz. Sürdü, efendim yardı, kesti, tarlayı sürdü gibi anlamlara gelmekte. Tırpan sözcüğü mince hepimiz biliriz. Ot biçmek için ya da buğdaydır, arpadır bu tarz ürünleri biçmek için kullanılan ya da kesmek için kullanılan bir alettir diyoruz. Devam edelim. Dakka çaldı demek midakkun çalma aleti. Nedir o zaman? Tokmak olarak karşılık bulmuştur gördüğünüz gibi. Evet halaka tıraş etti demek arkadaşlar. Mihlekun tıraş etme aleti. O halde tıraş makinesi de olur, ustura da olur. Yeter ki bir alet olsun. Devam ediyoruz. Bu darabeyi görmüştük daha önce. Darabe arkadaşlar vurdu. Midrabun biz mızrak demiştik. Tabi orada raket anlamı da vardı ama burada gördük. Raket anlamına geliyor. Mizrap ya mızraptır ya da rakettir. Bakın mızrap da zaten kök harfleri birbiriyle benzeşmekte. Bezera arkadaşlar tohumu saçtı, tohumu yaydı anlamına geliyor. Efendim mibizerun da tohum saçma aleti ya da tohum ekme aleti. Mibizer Türkçe'de bu şekilde mibzer olarak ya da mimzer olarak yörelere göre ufak farklılıklar olabilir kullanılmakta onu da söyleyelim. Mesaha sildi, efendim temizledi gibi anlamlara gelir. Mimsah gördüğünüz gibi temizleme, silme aleti. Bakın bu işlevi ne yapabilir? Toz bezidir, silgidir, paspastır yapar. Ki mimsah da zaten sözlüğe bakarsanız silgi, toz bezi anlamlarına gelmekte. Diğer bir aletimiz arkadaşlar miçherdir ki fiil kökü ceharadır. Cehara belirdi, gözüktü, açığa ortaya çıktı anlamına gelmekte. Tıpkı efendim zahara gibi. Miçher de mikroskoptur. Belirleme, belirme, gözükme aleti ya da belirleme, ortaya çıkarma aleti gibi de düşünebilirsiniz. Mikroskopta bu işlevi görmekte. Sayde, önceki derste de görmüştük. Yükseldi, tırmandı anlamlarına gelmekte arkadaşlar. Misat'ta asansör yükselme aleti
şeklinde düşünebilirsiniz. Efendim devam ediyoruz. Şerada, yardı, kesti anlamlarına gelmekte arkadaşlar. Mişratta yarma kesme aleti anlamında. Bakınız neşter. Neşter de Arapça karşılığı mişrattır ya da sözlüğe baktığımızda yine mişratın neşter olduğunu görmekteyiz. Devam ediyoruz. Diğer bir aletimiz de ya da fiilimiz de zeradır. Zera toz kaldırdı. Efendim rüzgarla ayırdı gibi anlamlara geliyor. Bunlar biraz da değerli arkadaşlar tarımla ilgili sözcüklerdir diyelim. Mizra da tırmık demek. Tırmık bilirsiniz işlevi itibariyle. Efendim buna da ayırma, rüzgarla kaldırma, rüzgarda ayırma, toz kaldırma aleti gibi düşünebilirsiniz. Tırmık da zaten ne diyelim? İşte otu çöpü toplar, topladığı yerden de ayırır. Böyle düşünebiliriz. Evet, rafa yükseltti demekti malumunuz. Mirfa'ın yükseltme aleti, o da vinçtir, krikodur gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Lekada arkadaşlar, lekada yerden aldı, yerden topladı gibi anlamlara gelmekte. Millekadun ise yerden, bu da cımbızdır, maşadır, pense anlamına gelmekte. Yani yerden alma, toplama aleti gibi düşünebilirsiniz ki. Bakınız cımbızdır, maşadır, pensedir. Bunlar bir şeyi almak için kullanılan aletlerdir diyoruz. Evet, devam edelim. Berada. Berada törpüledi demek. Tabi hava soğudu anlamı da var. Mibradun eye ya da törpü, törpüleme aleti olarak ifade ediyoruz. Asara, asara arkadaşlar asir kelimesinden de hatırlayabilirsiniz. Suyunu sıktı, suyunu çıkarttı gibi anlamlara gelir. Mi'asarun da suyu, su çıkarma aleti ya da suyunu çıkartma aleti gibi düşünebilirsiniz. Meyve sıkacağı olarak mi'asar ifade edilmekte. Meyvelerin suyunu çıkartır ya da çıkartan alettir diyoruz. Rasa da malumunuz gözledi, gözlemledi anlamına gelir. Mi'asadun da gözlemleme aletidir ve teleskop anlamında kullanılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim ve mif, hatta şu da gözüksün efendim. Mif'al vezninde isim alet örnekleri. Buradan devam ediyoruz. Hemen işaretleyicimizi açtık arkadaşlar. Hatta kırmızıyla da işaretleyebiliriz. Değişiklik olsun. Sabaha mesela, bu misvah, lamba, misvahı biliyorsunuz. Efendim sabaha ne demek? Sabahın kelime anlamına baktığınızda parladı anlamını görmekteyiz. Misvah da parlama aleti ya da parlatma aleti diyebiliriz. Lamba, lamba ne işe yarar? Parlar baktığımız zaman ve etrafı da aydınlatır diyelim arkadaşlar. Neşera, biçti kesti anlamına gelir arkadaşlar. Şeratayla bu noktada kelime anlam bakımından benzerdir. Efendim minşar da kesim aleti, testeredir. Sadaka arkadaşlar doğru sözlü oldu, doğru oldu gibi anlamlara gelmekte. Efendim misdak ise mihenk taşı, denek taşı anlamlarında kullanılmakta. Şimdi belki mihenk taşı aslında bir ölçü aletidir arkadaşlar. Değer belirleme aletidir. Yani dolayısıyla doğru sözlü oldu dedik ya, değer belirledi gibi düşünebilirsiniz. Doğru olma aleti, doğru olduğunu belirleme aleti gibi düşünebiliyoruz arkadaşlar. Ama tabii biz öğrenirken mistak neymiş? Denek taşı da mihenk taşı. Efendim minşa neymiş? Testereymiş. Misbah neymiş? Lambaymış. Bu şekilde İlk adapta öğrenip daha sonra bunların bir ismi alet formunda ya da kalıbında olduklarını unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Cehara biraz önce yine karşımıza çıkmış idi. Cehara açıktan söyledi anlamı da vardı bunun arkadaşlar. Burada mihçer, haporlar demek. Açık söyleme aleti mesela, açıktan söyledi ama söyledi. Söyleme aleti o da nedir? Mikrofondur, haporlördür diyoruz. O zaman
Miçhar hapoller anlamına geliyor. Şurada küçük bir düzeltmemiz olacak. Burası radaa olmayacak arkadaşlar ve miradaa olmayacak dolayısıyla. Radaa burası ne olacak? Radaha olacak, mirzahun olacak. Bu da radaha kırdı demek arkadaşlar. Hatta böyle fındık falan gibi, ceviz gibi yiyecekleri kırmak için kırılmasında ifade edilen fiildir diyelim biz. Mirdahın ise kırma aleti anlamına gelmekte. Dolayısıyla şunlar silebilirsiniz. Bunun yerine radaha ve mirdah yazabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz habera. Habera denedi, deney yaptı anlamına gelmekte. Mihbar deney tipi. Dolayısıyla deney yapma aleti. O nedir? Deney tipi. Mihbar o zaman deney tipiymiş. Devam edelim. Harasa sürdü demek. Değil mi? Efendim tarlayı ya da toprağı sürdü. Mihras sürme aleti. O zaman bu nedir? Sapandır ya da pulluktur. Pulluk kullanılır. Efendim o halde mihras pulluk ya da sapan şeklinde ifade ederiz. Diğer bir kelimemiz kâledir ki kâle fiili ölçtü anlamına gelir. Mikyal ise ölçme aletidir ya da ölçektir diyoruz arkadaşlar mikyal. Evet devam edelim semara fiilinden. Semara çiviledi. Misvar çivileme aleti demeyeceğiz burada. Misvar çividir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Araca çıktı yükseldi anlamına gelir. Mi'raç bakın. Merdiven, çıkma, yükselme aleti. Nedir? Bu merdivendir. Mi'raç, asansör anlamı da var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Nazara baktı. Minzar, bakma aleti. Nedir bu? Dürbün. Bakın minzarda dürbün. Vezene neydi arkadaşlar? Ölçtü yine. Dengeli de anlamına gelmekteydi. Mizan da burada terazi anlamına gelir. Terazi de ölçer, dengeler idi. Adde saydı, mi'dat sayma aleti. Nedir bu sayma aleti? Abaküs. Abaküsü herkes bilir arkadaşlar. Efendim devam ediyorum. Rakka inceldi, inceltti gibi anlamlara gelir. Mir'ak inceltme aleti nedir? Oklavadır, merdanidir. Bunlar ne yapıyor mesela? Hamuru inceltiyor değil mi? Bu şekilde düşünebiliyoruz. Za'a yaydı demek arkadaşlar. Midya'un yayma aleti. Burada mizya radyo anlamındadır. İşte haberdir, efendim olaydır. Bunların yayılmasında za'a, şa'a gibi fiiller Arapçada kullanılmakta. Evet, devam ediyoruz. Mif'aletün vezninde ismi alet örneklerine arkadaşlar. Ezine arkadaşlar bu vezinde mi'zenetün ezan okuma aleti diyeceğiz ama tabi orada o dönem alet falan yok. Ezan okuma yeri şeklinde düşünebiliriz. Bu da ezanlık ya da minare olur. Ki burada ezine duydu, dinledi, duyum gibi anlamlara gelmekte. Efendim devam edelim. Zalle midalletün. Şimdi midalletün paraşüt şemsiye anlamında kullanılmakta. Şimdi nereden çıktı derseniz zallenin olmayı sürdürdü, devam ettirdi, efendim korudu, muhafaza etti gibi anlamları var. Şimdi bu paraşüt ve şemsiye ne yapar? Korur arkadaşlar. Şemsiye yağmurdan korur, kardan korur. Efendim paraşüt sizi düşmekten ya da yere çakılmaktan korur. Şeklinde böyle yorumlayabiliriz gördüğünüz gibi. Devam edelim. Raşşe suladı demek. Miraşşahun süzgeçli sulama kovası. Biz buna sulama kovası diyebiliriz arkadaşlar. Miraşşahun gördüğünüz gibi. Hakke kaşıdı demek. Mehakketün kaşağı. Mehakke tarak da olabilir. Kaşağı da olabilir arkadaşlar. Raha bu raha rüzgar esti. Rüzgarlı oldu anlamındadır. Mirvahatün rüzgar esme aleti. Bu nedir arkadaşlar? Vantilatördür, fandır, efendim, yelpazedir. Bu şekilde karşımıza çıkar.
Dolayısıyla mirvaha kelimesi ilpazefan ve vantilatör anlamındadır. Devam ediyorum. Bale, bevletti anlamındadır. Mibi veletün bevletme aleti. Lazımlık, Türkçe'de lazımlık bilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Safa, süzdü, temizledi, saflaştırdı gibi anlamları var. Misfat, bakın rafineri, süzgeç anlamlarına gelmekte. Süzme aleti gibi düşünebilirsiniz. Keva, ütüledi, mikvat, ütüleme aleti. Nedir o? Ütüdür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mikvat da ütü imiş. Şevaneydi, kızarttıydı. Mişvatun ızgara, kızartma aleti. Nerede yapılır? Izgarada gibi. Ya da şeva ızgara yaptı arkadaşlar. Bu anlamda idi. Ra'a gördü, mir'atun görme aleti. Görme aleti nedir? Aynı arkadaşlar, bakınız. Devam edelim. Ne şefe arkadaşlar? Kuruttu, suyunu çekti, suyunu aldı gibi anlamlara gelmekte. Minşefetün suyunu çekme, kurutma aleti. Nedir bu? Havlu arkadaşlar. Bakınız minşefete havlu anlamında kullanılmakta. Dahane, tüttü anlamına gelir. Duman çıktı. Tütme aleti, duman çıkartma aleti. Midhane, bu da baca demek gördüğünüz gibi. Tahane arkadaşlar, tahane de öğütlü demek. Midhanetün öğütme aleti. Buna değirmen denir. Midhane değirmendir. Devam edelim. Şahade. Şahade ise biledi anlamındadır arkadaşlar. Mişhadetün bileme aleti, bileme taşı. Ege ya da E şeklinde düşünebiliyoruz. Hafiza korudu idi. Ya bildiğiniz gibi korudu, muhafaza etti. Nehfede koruma, muhafaza etme aleti. Bu da nedir? Çantadır ya da cüzdandır. Bunlar bu işe yararlar. Nehvede zaten görürüz arkadaşlar sık sık. Efendim rada'a emzirdi. Mirada'atun emzirme aleti. Ya da yemek, evet emzirme aleti diyelim ki. Biberon arkadaşlar. Mirada'da biberon olarak karşımıza çıktı. Şurada harflerin bir yeri değişmiş arkadaşlar. Ben düzgün olarak yazdım. Bezaka fiilimiz. Bezaka da tükürdü anlamına gelmekte. Mi bezakatün tükürme aleti ya da tükürük hokkası anlamına geliyor. Sporda bu şekilde kullanılıyor. Tabi burada kullanılan isim aletleri her zaman hepsini görebilir miyiz? Okuduğumuz metinlerin içeriğine göre, metinin efendim konusuna göre değişebilir. Yer yer görebiliriz arkadaşlar, öyle söyleyelim. Taraka, bakınız çekiçle vurdu, çekiçle vurdu anlamına gelir. Midraka, vurma aleti. Nedir o? Çekiçtir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efendim, devam edelim. Şenaka, bu şenaka astı anlamına gelir arkadaşlar. Min, mişnekatün, asma aleti. Nedir o? Dar ağacı, idam sehpası gibi anlamlarına gelmekte. Garafe arkadaşlar, burada gayın fethadır harekesi. Bu da kepçe ile yemeği aldı, bu yemek kepçesi düşünün. Mi garafetün de yemek kepçesi anlamına gelmekte arkadaşlar. Bakınız yemek kepçesi olarak görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, dersimiz böyleydi. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde faaletün ve failün, fialün, efendim faul veznindeki kullanılan isim aletleri konuşacağız.